Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir tatlı yapıyoruz. Bracana tatlısı. Bunun için tüm malzemelerim burada. Ve yağları alarak işleme başlıyorum. Bir su bardağı sıvı yağı, 125 gram tereyağını tencereye alıyorum ve üzerine bir bardak süt. Bunları ocağa alıyorum. Yağ sütün içerisinde eriyor ve bir tıkırdayınca 3 bardak unu ilave edeceğim. Evet, kaynamaya başladı. Ben unu ilave ediyorum. Ocağın altını kısıyorum ve burada güzelce bir unu kavuruyorum. İçerisine topak kalmasın. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirin arkadaşlar. Ekler profiterol hamuru gibi. Evet, bu kadar yeter. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. Soğuması için başka bir kaba alacağım. Büyük bir kaseye aldığım hamurumu şöyle bir yayıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Yumurtaları yedirmeden önce şekerini hazırlayalım. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Ben tatlımı yapıncaya dek şeker burada erisin. Aynı zamanda bir fırını yakacağım, ocağın altını yakacağım. Şimdi soğumuş olan hamuruma 2 yumurta sarısı yediriyorum. Tek tek yediriyorum. Evet, ikincisini de atıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum ki kafalar karışmasın. Bir kabartma tozu, bir vanilya ve bir karbonat. Ekledikten sonra hamurumu güzelce bir yoğuruyorum arkadaşlar. Şöyle. İlk yaptığınızda yumurtaları eklemeden hatta soğumadan önce yağ bırakabilir. Ona aldanıp un eklemeyin arkadaşlar. Çünkü zaten tereyağı donduğunda soğuduğu zaman donacaktır ve hamur kendini toplayacaktır. Çok fazla un eklersek hamurumuz dağılabilir. O yüzden de ölçüleri tam olarak yapalım. Ben ilk karıştırırken üzerine bayağı bir yağ sızmıştı. Çıkmıştı yani yağlar yukarı. Soğudukça kendini çekti ve güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İyice yoğurduktan sonra. Helva gibi oldu zaten. Şöyle
Evet, hamurumuz güzel bir şekilde toparlanıyor. Demek ki bu iş tamamdır. Şimdi artık yapım aşamasına geçiyorum. Büyük borcam kullanacağım. Biraz sıvı yağla yağlıyorum. Evet, yağ her tarafına eşit miktarda dağıtıyorum. Yağlamış olduğum tepsiye hamurumdan alıyorum şimdi. Çok büyük olmasın. Şöyle mandalina kadar diyelim. Bir parça alıyorum. Yuvarlıyorum ve aralıklı bir şekilde tepsiye diziyorum. Arkadaşlar buna normalde parmak la deliyorlar diyeceğim. Ama ben şöyle yuvarlak uçlu bir duy kullanıyorum. Onunla açıyorum. Fırını 180 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Tatlımı fırına attığım anda şekerin altını yakacağım. Bundaki kural ikisinin de sıcak olması arkadaşlar. İlk sıcaklığı geçtikten sonra şekerle tatlıyı buluşturuyoruz. Evet, hepsini duyla açtıktan sonra şöyle ben içlerine birer tane badem koyuyorum. Orijinalinde yok arkadaşlar. Ama ben koyuyorum. Badem çiğ kavrulmamış. Birlikte kavrulsunlar. Tatlımı ısınan fırına atıyorum. Şekerin altını yakıyorum. İkisi aynı anda olsun. Şeker kaynarken şöyle içerisine biraz limon sıkıyorum. Bu kadar. Evet, tatlıyı fırından çıkardım. İlk sıcağı geçsin. Şekerin de altını kapattım. Bir iki dakika sonra buluşturacağım. Arkadaşlar siz yaparken daha aralıklı dizin lütfen. Evet, ilk sıcakları geçti ve şivesiyle buluşturuyorum. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar. Şimdi soğuyup şiresini iyice içine çekmesi için bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle nar gibi kızarmış brekana tatlısı şöyle servis tabağına da aldım. Işığın etkisi oluyor. Normalde kıpkırmızı. Evet, bu lezzetten kendinizi mahrum bırakmayın arkadaşlar.